arkadaşlar sizi bu sefer de hangi fakülteye getirdim? Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Hangi bölümler varmış görelim. Endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık, tekstil ve moda tasarımı. Şimdi beni yalnız gördünüz. Dediniz ki acaba yanında hoca yok mu? Yani kim anlatacak? Damla hocamızı, almışlarınızı buraya alırız. Hocam buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Güzel, yoğun, keyifli. Çok soru alıyor musunuz? Alıyoruz tabii. Yani küçük yalı daha yoğun. Tabii orada olduğu evet. için. Burası bir tık daha sakin geçiyor ama genel olarak yoğun diyebilirim. Evet, onu da hocam söyledi. Ben üzerine tekrar edeyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Sütlüce'de küçük yalıda iki kampüsü var. Ve fakültemiz küçük yalıdaki kampüsümüzde aklınızda olsun. Hocam, en çok genel soru çizimle ilgili. Evet. Ne soruyorlar? Yani çizim yeteneğine ihtiyaç var mıdır? Çok iyi çizemiyorum ama bu bölüme, bu fakülteye gelebilir miyim diye soruyorlar genelde. Ona da şöyle cevap veriyoruz. Çizim yeteneği tabii ki olsa iyi olur. Ama çizim yeteneği olmadığı durumlarda da biz zaten birinci sınıftan itibaren bunun eğitimini verdiğimiz için öğrenciler yıllar içinde bu kabiliyeti kazanıyorlar aslında. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela benim ablam resim istemediğini düşündü yıllarca. Şimdi mesela 40 yaşından sonra bir resim yapmaya başladı. Kendisi de şaşırıyor. Bazen gerçekten kendi potansiyelimizi bilemiyor olabilir genç yaşta. Burada hocamın da söylediği gibi yapacağınız çalışmalarla siz kendinizdeki potansiyeli de aslında keşfedebilirsiniz. Peki, mimarlık dışında hocam şimdi tasarım kelimesini biraz konuşalım istiyorum ben. Benim en sevdiğim konulardan bir tanesi çünkü tasarımın artık herhalde içinde olmadığı bir alan yok. Biraz daha bunu biz tasarım deyince sanki dijital bir şeymiş. Mesela biz tiyatroda da tasarım dersi almıştık. Sahne tasarımı. Bununla ilgili hangi alan olursa olsun aslında tasarım sadece bir şey çizmekle ilgili değil. Galiba hayal etmek ya da organize etmek. Nasıl anlatırsınız? Kesinlikle öyle. Yani şöyle mesela bizim fakültemize baktığımızda bu dört bölüm zaten tasarımın ana başlıkları altında ama dediğiniz gibi sahne ve kostüm tasarımları, çevremizde gördüğümüz her şey aslında tasarımın alt dallarını oluşturuyor. Bu da yine birinci sınıftan itibaren verilen tasarım stüdyosu gibi derslerle hem teorik olarak altyapı oluşturuluyor hem de çizim dersleriyle öğrenciler hayal ettikleri şeyleri çizmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Yani onu da söyleyeyim. Çok güzel. Peki şimdi bu fakülteyi, bu bölümde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuduğum zaman ben ne gibi avantajlarım olabilir? İç mimarlık özelinde söyleyebilirim. Diğer bölümlerde de tabii ki yine aynı şekilde ama İTO'nun desteği olması bir kere çok önemli bizim arkamızda. Öğrencilerimiz stajları çok daha rahat bulabiliyorlar. Ve bazen kariyer planlama merkezinde daha öğrenciye devam ederken arkadaşlarımızın karşısında iş fırsatları çıkabiliyor. Ve buradan da aslında hem staj imkanı bulup hem mezun olduktan sonra bu firmalarda devam etmelerini sağlayabiliyorlar. Yani bunlar aslında bence İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin önemli avantajları arasında. Peki, küçük yıldaki kampüs ortamınız nasıl? Öğrenciler ders dışında neler yapabilir? Ya da ne bileyim, bölümler arasındaki iletişim, öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimi, bölümler birbirlerini sevmiyor mu, yok seviyorlar, birlikte çok güzel işler mi yapıyorlar? Nasıl bir koordinasyon var? Bence, ben kişisel olarak, ben de bu üniversiteden mezunum. Ben küçük yıllı kampüsünü Sütlüce kampüsünden daha çok seviyorum. Bir kere bahçemiz var her şeyden önce. Yani çıkıp hava alabiliyoruz, orada sosyalleşebiliyoruz. Bazen derslerimizi bahçede yapıyoruz. Yine tasarımında, tasarım fakültesi altında olmanın bir gereği olarak biz kampüse kapanmak zorunda değiliz. İşte ya da sınıflara kapanmak zorunda değiliz. Bahçede ders yapabiliyoruz. Çıkıp küçük yalı kampüsü şehir içinde çok ulaşılabilir bir noktada olduğu için bazen çıkıyoruz Kadıköy'de, Taksim'de, Galata'da çizimler yapabiliyoruz. Hocam hemen ekleyeyim o zaman. İstanbul'da bu bölümleri okumanın, bu fakültede olmanın avantajı. Kesinlikle. Çok büyük avantajı var. Bir kere İstanbul'da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tarihi Yarımada'yı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Çizim derslerinde elimize kalemlerimizi, araç gereçlerimizi alıp eskiz dersleri yapabiliyoruz. Müzelerden, sanat galerilerinden faydalanabiliyoruz ki bu da aslında bir tasarım fakültesinin altında olmanın gereği. Şunu söylüyoruz sürekli öğrencilerimize. Biz sınıfa kapandığımızda ya da eve kapanıp ders çalıştığımızda başarılı olabilen bölümler değiliz. Yani hem şehirde yaşamamız gerekiyor, hem biraz kampüs hayatını yaşamamız gerekiyor. Böyle yani küçük yılda olmanın da çok büyük avantajları var o yüzden. Çok güzel. Şunu da ekleyeyim. Sütlüce kampüsünün de artık büyümeye başladığıyla ilgili haberi herhalde verebiliriz değil mi? Evet. Yani büyüyecek, daha genişleyecek, daha geniş, ferah bir alanda da şu anda da öyle zaten. Daha da büyüyeceğini de müjdesini verelim. O yüzden iki kampüsün de olanakları gerçekten çok iyi. Damla hocam çok teşekkürler. Çok güzel detaylı anlattınız. Nasıl geçti röportaj? Güzel, keyifliydi. Süper.
Süper. Bekliyoruz, buradayız arkadaşlar. Küçük yılda da devam ediyor. Tanıtım ve tercih günleri sürprizle kampüs günleri devam ediyor. Biz şeyi de ekleyebiliriz. Yani bu fakülteden bir bölümü tercih edecek arkadaşlar, ben küçük yılda'yı görmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Hem atölyelerimizi gezmeleri açısından, hem o bahçedeki ortamı yaşamaları açısından. Yani burada gelip bilgi alabilirler ama tercih edeceğiz diyorlarsa mutlaka küçük yılda'yı da ziyaret etsinler. Çünkü burada bazen bir kişi görevli olabiliyoruz ama bütün hocalarımız, bölüm başkanlarımız, herkes orada olduğu için orada daha da detaylı bilgi alabilirler. Çok güzel. Benim ekleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.